Kardeşlerim, muazzez müminler, yerlerin göklerle sıla yaptığı Kadir gecesinin arefesindeyiz, onun eşiğindeyiz. Azamet gecesi, şeref gecesine doğru ilerliyoruz. Kur'an'ın şerefiyle, rahmetiyle hemhal olmak, kucaklaşmak, azim ve gayreti içerisindeyiz. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz Kur'an-ı Hakim'i Kadir gecesinde, şeref azamet gecesinde indirdik. Kur'an-ı Hakim hu zamiriyle burada ifade ediliyor, enzelnahu, fakat mahalli yok. Neden mahalli yok nazm-ı Kur'an'da? Bütün mazlumlar, bütün muzdaripler onu bekliyorlar. Önceki kitaplar onu haber verdiler. Onun için azametin sahibi olan Cenab-ı Hak onun gelişini müjde verirken inna enzelnahu buyuruyor. Fi leyletil kadri, azamet gecesinde biz onu indirdik. Kur'an-ı Hakim'le onu hayatına tatbik edecek Müslümanın dünyasına, Müslümanın sokağına, devletine azamet gelecek, itibar gelecek. Öyle bir kitabı indirdik. Onu melekler geliyor, onunla melekler geliyorlar. Bu gece melekler geliyorlar. Selamun hiye hatta metla'il fecr. Ta fecre kadar selam diyorlar. Kim namaz kılacak? Kim kulluk yapacak? Tenezzelul melaiketu ve ruhu. Melekler geliyor, Hazreti Cibril geliyor, selam diyorlar. Allah'tan selam, Kur'an'dan selam. Kainatın sahibinden selam diyorlar. Bundan sonra sizin evinize, sizin sokağınıza, sizin cemiyetinize hüzün yok, keder yok, tasa yok diyorlar. Peki bu sure nerede geliyor? Mekke'de. Allah demek yasak. Peygamber aleyhissalatu vesselam metafa çıkıyor, namaz kılamıyor başına. İşkembe atıyorlar, hayvanın eşini atıyorlar. Ebu Bekir'in evinin önüne geliyorlar, bahçesinde yaptığı küçük bir mescit var. Orada Kur'an'ın ayetlerini okuyacak, Ebu Bekir'e müsaade etmiyorlar. Bir köşe başında Ammar var, Yasir var, o eza çekiyor. Bazen Habbab bin Eret geliyor Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a. Sırtını açıyor, ya Resulallah, Ummu Enmar'ın adamları geldiler, beni ateşe attılar, bu halde yaptılar. Ela ted'u lena, dua etsen de Rabbim bize imdad etse diye Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ashabı imdad ediyorlar, yalvarıyorlar. Kur'an-ı Hakim, selamun hiye hatta metla'il fecr. Sabahı bekleyin, sabaha kadar selam, sabaha kadar rahmet var diyor. Yine Mekke'de inen Hud suresi var. Hud suresinde de Cenab-ı Hak selamdan, meleklerin gelişinden bahsediyor. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامْ قَالَ سَلَامْ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى Melekler Hazreti İbrahim'e geliyorlar. Müjdeyle geliyorlar. İbrahim selam diyorlar. Hazreti İbrahim onların selamına karşılık veriyor. Vakit geçirmeden hemen onlara kızartılmış bir buzağı getiriyor. Korkuyor. فَلَمَّا رَاءَ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفًا قَالُوا لَا تَخَافْ Yemek yemediklerini görünce korkuyor. Kim bunlar? Ne yapmaya geldiler deyince diyorlar ki Lut kavmini helak etmek üzere geldik. Oraya gidiyorlar, kalkıyorlar. İbrahim'e müjdeyi getiriyorlar, İshak'ı, Yakub'u getiriyorlar. Melekler selam diyorlar. Lut'un kavmini helaka gidiyorlar oradan. Kale lev enne li bikum kuvveten ev avi ila ruknin şedid. Hazreti Lut'un evindeler. Eşkıyalar, kavmi, taifesi, evine erkek misafirler geldiğini duyunca koşuyorlar, hanımı haber veriyor. Kapıya geliyorlar, tırmanıyorlar. Evde yalnız başına bir peygamber var. Dinini, davasını, misafirlerini koruyamıyor. Bu sure Mekke'de geliyor. Hazreti Muhammed Ammar'ı, Yasir'i, Bilal'i koruyamıyor. Allah diyenleri koruyamıyor. Kur'an-ı Hakim ona Hazreti Lut'tan bahsediyor. O da evinde yalnız başına, eşkıyalar geldiler,
evinin duvarlarına tırmanıyorlar misafirlerine tecavüz etmek için. Zavallı muzdarip bir peygamber. Ya Rabbi, لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةِ لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةِ Bunlara karşı ya Rabbi kuvvetim olsa, gücüm olsa ya da bir rüknü şedidim olsa, aşiretim olsa, bana sahip çıkan birileri olsa. Melekler Hazreti Lut'un tereddüdünü, endişesini fark edince diyorlar ki korkma. Bu kavmi helak etmek üzere geldik mana itibariyle bunu söylüyorlar. Bu sureler kardeşlerim Mekke'de nazil oluyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Sümeyye'yi, Bilal'i, Yasir'i muhafaza edemiyor aleyhissalatu vesselam. Bu davanın geleceği yok mu ya Rabbi diyorlar ki Kur'an-ı Hakim meleklerin gelişinden, o gelişle selamın verilişinden ve İbrahim'in hediyesinden bahsediyor. İbrahim aleyhisselam meleklere bi'iclin haniz, pişmiş bir buzağı takdim etti. Eğer biz de Kadir gecesinde yine gelecek meleklere Hazreti Cebrail'e sabaha kadar seccadenizin üzerinde sizi murakabe edecek. O semanın tanıklarına ibadetlerinizi, kulluğunuzu, recanızı arz ederseniz, nasıl ki o melekler geldiler, Lut kavminin altını üstüne getirdiler, onları helak ettiler. Yine Kadir gecesi, yine melekler gelecek. Ellerinizi kaldıracaksınız, diyeceksiniz ki ya Rabbi, yaşanmak üzere gönderdiğin Kur'an'a doğru koşuyoruz. Şimdiye kadar okuduğumuz ama sadece okuduğumuz Kur'an-ı Hakim'e koşuyoruz. Hazreti Muhammed'e koşuyoruz. Mekke'ye koşuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan o büyük kulluk ödevini almaya koşuyoruz. O zaman göreceksiniz ki felemma caa emruna cealna aliyaha safilaha. Allah Lut kavminin altını üstüne getirdiği gibi modern zamandaki zalim kavimlerin, devletlerin de altını üstüne getirecekler. Ama bir yolu var. Kur'an-ı Hakim'e onu yaşamak üzere koşacaksınız. Hani Bedir'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam melekleri bekliyor. اِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَا اِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ 3000 ardından 5000 melek geliyor Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a imdada. Ve unutmayın kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim'in hüküm ayetleri Mekke'de değil, Medine'de nazil oluyor. Yani bununla kainatın sahibi şunu söylüyor, bu Kur'an sadece okunacak bir kitap değil. Onun için Mekke'de onu yaşama imkanı yoktu, hüküm ayetlerini Medine'de indirdim ki hemen bunları hayata tatbik edin. Hazreti Musa Aleyhisselam'a hüküm ayetlerini de içeren o kitap Tevrat, Firavun'la Mısır'da yaşarken değil. Vecavezna nehri geçiyor. Ve vaadna Musa bi 30 leyle ve etmemnaha bi 10 fetemme miqatu rabbihi 40 leyle. Nehri geçtikten sonra Rabbi ile randevusu var. Firavun helak olmuş. Artık Mısır'a Musa varis olmuş. Ondan sonra Rabbim ona Tevrat'ı indiriyor. Söylüyor ki bununla, yani Tevrat'ın lisan-ı haliyle bu ayetler sadece okunmak için değil, hemen hayatınıza tatbik edeceksiniz. Kur'an-ı Hakim'in bu ödevini kuşanırsak, işte o zaman dünyamız değişecek. Yarın gece melekler gelecek, Mısır'ın kaderi değişecek, Şam'ın değişecek, Doğu Türkistan'ın değişecek. Nasıl mazlumlar, nasıl fıtratlar, nasıl biçareler Kur'an-ı Hakim'in gelişini bekliyor. Kur'an-ı Hakim onlara imdad etmiş. Şimdi biz ona döner. Ona yapışırsak yine Kur'an-ı Hakim bize de ümmeti Muhammed'e imdad ettiği gibi bizden öncekilere bize de imdad edecek. Hani şu dünyaya bir bakın. Sadece adı Zeynep olan, adı Fatıma olan, adı Muhammed, adı Ahmet olan sizin çocuklarınız, ümmetin çocukları ağlıyor.
Batıdaki bir hayvanın hakkı kadar Mısır'da şehit edilen Müslümanların hukuku yok. Hama'da, Hımız'da, Şam'da, Doğu Türkistan'da ümmetin çocukları babalarını katleden kurşunların kovanlarıyla oynuyorlar. Onların oyuncakları babalarının katilleri kurşunların kovanları. Bu hayat değişecek. Kur'an'la değişecek. Siz biz yeniden Kadir gecesinde, o azamet şeref gecesinde Allah'ın kitabına yönelirsek, işte bundan sonra adı Ahmet, adı Zeynep, adı Muhammed olan çocuklar bundan sonra ağlamayacak. Kur'an-ı Hakim gelirse Paris'in, Londra'nın adı Hans olan çocukları da ağlamayacak. Çünkü bütün insanlar, insanlar gibi mahluklar sadece Allah'ın kitabıyla haklarına kavuşacaklar. İşte o geceye gidiyorsunuz. Yerle göklerin buluştuğu Kadir gecesine.